Geçen yıl bulunduğumuz bu noktada iki bloktan oluşan 18 daire vardı. Bu blokları müteahhit İdris Karataş yapmıştı. İdris Karataş binalar bittikten sonra her iki bloktan beton numuneleri aldırdı. Laboratuvar sonuçlarına göre ise bu bloklarda kullanılan betonlar kalitesi çıktı. Bunun üzerine ise Malkara Belediyesi her iki bloğun yıkımına karar verdi. Müteahhit İdris Karataş her iki bloğunu da yıktı. Şimdi binaları yıktınız. Süreç ne aşamaya geldi? Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi de belki e, bu. Hiç kimseye daire satışı yapmamıştık. Konuştuğumuz kişiler vardı, söz verdiklerimiz vardı. E, bu aşamaya e, artık ortaya çıktıktan sonra beton santralinin ve laboratuvarın verdiği bu sahtekarlıklar ortaya çıkardıktan sonra mecburen bu yaptığımız e, ön görüşmeleri de iptal etmek e, durumunda kaldık. Bu bizim için e, bir avantaj. Kimseyi mağdur etmedik. Sadece kendimiz mağdur olmuş olduk. Kendi mağduriyetimizin de buradaki bedeli e, az bir rakam değil. 18 daireyi e, yapıp sonuna kadar bitirip tekrardan bunları yıkmak bu insan psikolojisi açısından da ciddi bir durumdur. Ben burada tarafların empati yapmalarını veya bizi izleyen kişilerin de empati yaparak yani benim içerisinde bulunduğum durumu ve beni bu psikolojiyle anlamalarını istiyorum. Gelinen durum bu. Yani şuradaki görüntü herkesin kaldırabileceği bir görüntü değil. Şimdi iki blok ok yıkıldı. Depreme dayanıklı olmadığı, betonun kalitesiz olduğu ifade ediliyor, iddia ediliyor daha doğrusu. Şimdi hukuki süreç nasıl ilerliyor? Şimdi e, tabii bir yıllık bir süreç bu. E, hukuki süreçte bizim aldırdığımız ve mahkemeler tarafından aldırılan iki tane ve bizim aldırdığımız üç tane rapor, toplam beş tane rapor olmak üzere bilirkiş raporu tespitli. E, betonun kalitesiz olduğu ilgili deprem yönetmeliğindeki gerekli vasıfları taşımadığından dolayı buranın yıkılması gerektiği bilirkişi raporlarından tespit edilmiş vaziyette. Ve bundan dolayı da müvekkil, müteahhit insanların mezarı olmaması için bu yeri yıkmak zorunda kaldı ve yıktı gördüğünüz üzere. Bundan sonra da hukuki sürecimiz devam etmektedir. Hukuki sürecinde bir an önce sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Bölgemiz deprem bölgesi. Buradaki bütün yapıların 7, 8, 9 ölçekli depremlerin üstünde depremlere dayanıklı olmak zorunda olduğu defalarca kurumlar tarafından belirtilmektedir. Ve bundan dolayı da deprem riski olan bölgede bu binanın yıkılması bu beton kalitesizliğinden dolayı zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Ve bundan dolayı müvekkil kendi iki blok 18 daireden oluşan binaları blokları yıkmıştır.